İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Cüneyd-i Bağdadi, kuddise sirruh. Mü'min toprak gibidir. Vefatlarından sonra bu mübarek veliyi bir gece rüyasında görmüştü bir sevdiği. Sordu, ne muamele eyledi Allah size? Buyurdu, keşf keramet gibi neyim var ise, hiç işe yaramadı onların bir tanesi, olmadı hiçbirinin bana bir faidesi. Yalnız bir gece vakti, iki rekat bir namaz, imdadıma yetişti, azaptan oldum halas. Cüneyd-i Bağdadi'nin ruhlara tesir eden nasihatleri vardı, kalpleri temizleyen. Buyurdu ki, Müslüman toprak gibi olmalı. Üstünde tepinseler hiç ses çıkarmamalı. Nasıl ki bir toprağı sürerler, çapalarlar ve ona türlü çeşit muamele yaparlar. Yani toprak ne kadar görse de çok eziyet, yine de çıkar ondan çeşitli tatlı nimet. O her bir çirkinliğe ikramla cevap verir. Halis Müslüman dahi işte aynen böyledir. Onu gören kimsenin sürur gelir içine. O darda kalanların yardım eder işine. Buyurdu, bir kimsenin havada uçtuğunu görseniz de keramet sanmayınız hiç onu. Bakın ki uyuyor mu Allah'ın her emrine, sıkı sarılıyor mu Resul'ün sünnetine. Emir ve yasaklara uymakta zerre kadar gevşekliği var ise uçmasın neye yarar? Halis mümin odur ki haya eder Allah'tan. Daima kalbi titrer bir günahı yapmaktan. Bilir ki imtihana gelmiştir bu dünyaya. Eğiktir boynu her an Allahü Teala'ya. Tercih eder dünyaya hep ahiret işini. Zira o hiç unutmaz cehennem ateşini. O ateşte yanmamak yegane arzusudur. Bu yüzden her işini tam İslam'a uydurur. Kaçınır her günahtan, asla uymaz nefsine. Bilir ki kendi nefsi düşmandır kendisine. Bir günde buyurdu ki, ölümü çok anınız. Düşünün ki şu anda nerededir ecdadınız? Siz dahi bugün yarın ölürsünüz akıbet. Lakin unutmayın ki ebedidir ahiret. Her bir amelinizden soracak Hak Teâlâ. Onlara güzel cevap verirseniz ne âlâ. Ahirette azap var. Çetindir hem de gayet. Öyleyse her günahtan kaçmaya edin gayret. Ey insanlar! Bu dünya tarladır ahirete. Faydalı tohum eken kavuşur her nimete. Kadın, çocuk, mal, makam ve mevki düşüncesi Allah için olmazsa dünya olur cümlesi. Rıza-i bari için kullanılırsa bunlar dünya değil bilakis ahiretten olurlar. Dünya ile ahiret
zıttır birbirlerine. Birinden uzaklaşan yaklaşır diğerine. Bir iş dine muvafık yapılırsa şayet, dünya ve ahirette olur büyük saadet. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ün hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Raşidi'den Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, Allah için seven bir arkadaş, en yakından daha yakın, anne ve babalardan daha merhametlidir buyuruyor Hazreti Ali kerramallahu veca. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurun. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim, buyurunuz. Hocam, nasılsınız, iyi misiniz hocam, nasılsınız? Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun efendim, siz de iyisiniz. Sağ ol hocam, sizlerden, duyduklardan ne kadar duyduksa razı olduk yani, Allah razı olsun sizlerden hocam. Amin. Hocam, soruma geçiyorum hocam. Tabii. İşte bir ay kadar oldu, babamı kaybettik de onu üstüne yapılan ne bir şeysi vardı, o aklıma gelmiyor hocam da. İskat. Ha, iskat. Onun nasıl yapıldığını bilemiyoruz hocam da, bir onun sorma gitin aramıştım ben sizi. Allah Teala rahmet eylesin. Sağ ol hocam. Selam bak. Mekanı cennet eylesin inşallah. Amin inşallah hocam inşallah. Babanızın yaşı kaçtı? 82 yaşında. Tamam efendim. Başka sorunuz hocam, var mı? Var Mustafa Bey, bir daha var hocam. Şeyler okuyoruz ya, şimdi tabarik ameleri okumak için bağışlama yapıyoruz. Yaptığımızda şeyi okuyoruz, Amen Resulü'yle okuyoruz. Ondan sonra Yesevi okuyoruz bağışlamak için yani. Ondan sonra yapıyoruz, eliflenmeyi söylüyoruz. Yani bunu acaba bidatmış diyoruz diye ondan sorayım dedim hocam. Peki efendim. Hocam teşekkür ederiz. Hayırlı cumalarınız olsun hocam. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun, hayırlı günler. Selam aleyküm, hayırlı cumalar. Aleyküm selam, teşekkür ederiz. Buyurun efendim, size de hayırlı cumalar. Hocam kendim için, ailem için, Müslüman ailem için sizden dua istiyorum. Efendim sizden de, sevdiklerinizden de, bütün alemi İslam'dan da Allah-u Teala razı olsun. Afat-ı semaviye ve arziyeden muhafaza buyursun. Hidayet nasip etsin. Yüzümüzü ahirete çevirmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Amin Osman Hocam. Hocam ben birkaç tane soru sormak istiyorum da. Tabii. Hırsızlık yapanı ihbar etsek günah mıdır? Düşünceyle günah işlenir mi? Cima yaparken üstümüzü örtmek veya örtmemek günah mıdır? Biraz yavaş. Bir de hocam. Bir de düşünce, evet, tamam. Düşünce ile günah. Olur mu dediniz? Olur mu? Evet. Onu sana cima da üstüne. Cima yaparken örtmek, örtmemek günah olur mu? Peki efendim. Bir de hocam evdekilere namazı, orucu söylüyoruz. Dilimize tüy bitiyor ama bir türlü dinlettiremiyoruz. Bir aile reisi olarak bunun günahı nedir acaba? Yani bize yazılır mı? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Peki efendim, biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler. Üçüncü dinleyicimiz. Hayırlı günler diliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun öncelikle. Amin. Benim bir sorum vardı. Hocama şöyle, bir yakınımız adak kurbanı adamış. Daha doğrusu kurban olarak dememiş de. Şu işlerim olursa, işte rahat erersen, borçlarım biterse bir koyun keseceğim demiş. Bu koyunu kesince kimler yiyebilir? Bir de ben Sayın Hocam'dan şöyle bir şey duymuştum. Yanlış duyduysam düzeltin beni. Hani adak olarak kesilince bir başkasına hediye edilirse o ikram edebilir diye duymuştum. Yanlış duyduysam düzeltin rica Yok, ederim. Yanlış duymamışsınız, doğru. Size zahmet, bu sorunun cevabını istiyorum. Allah razı olsun, dualarınızı bekliyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hocam size de hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz efendim. Özür dilerim efendim.
Efendim şimdi ilk dinleyicimiz, babam vefat etti, Allah-u Teala rahmet eylesin. Korona sebebiyle de tabii şimdi bayağı vefat edenler oluyor. Tamirnan Saadet-i Ebedi kitabında meyit için iskat bahsi var. Meyit için iskat. Önce bir kere yani onu bir okumalı. Hiç olmazsa bir altyapı oluşmalı. Birisi bir şey dediği zaman bir dakika arkadaş diyecek. Sen böyle aynı şekilde bu yoktur moktur falan diye atıyorsun ama kitaplarda yazılmış. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarında böyle bir duruyor. Bir de hadis-i şerif var bunun hakkında. Yani ölen bir kimsenin hakkında iskat yapmak. Şimdi invat ve ilahiyatı bitirenlerin mezhepsizlik ve vehhabilik hakim olduğu için bu okullarda şu anda. Dolayısıyla bunları inkar ediyorlar. Tam böyle şey gibi İsa Aleyhisselam'ın dinini reddedip kendilerine göre bir Hristiyanlık dini uydurdukları gibi böyle bir tayfa var şimdi. Onun için uğraşıyorlar. Efendim işte bu papazların günah çıkarmasına bile hiç alakası yok. Bunu söyleyen de çok cahil veyahut da art niyetli zındığın tekidir. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam birisi geliyor Eshab-ı Kiram'dan diyor ki ya Resulallah annesi veya babası işte Ramazan-ı Şerif'te hastalanmış, orucunu tutamamış, namazlarında kılamamış ama vefat etmiş. Diyor ki ya Resulallah böyle böyle oldu. Ben diyor onun evladıyım. Ben onun kılamadığı namazları kılıversem, tutamadığı oruçları tutuversem olur mu? Olmaz buyuruyorlar. Kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç tutamaz. Vekalette hac yapabilir, vekalette zekatını verebilir, vekalette kurban kesebilir. Ama ben şimdi Mustafa Bey'e vekalet versem, bugün öğle ikindi akşam yatsı benim adımı kılıver desem olmaz. Evladına verirsiniz. Evladıma da desem olmaz. Oruç da ya Mustafa beni tutamadım ben ama vekaleten işte bir ayda benim için oruç tutuver yok evladına diyemiyor. Çift niyet yapsam hem kendime hem size. İstersen dört dikiş yap. Olmuyor ya. Olmuyor. Peygamber Efendimiz olmaz deyince o zat Eshab-ı Kiram'dan olan o zat iyi ki sormuş. Bir şey yapamaz mıyım buyuruyor, başka bir şey yapamaz mıyım? Fidye verirsin buyuruyorlar kılamadığı namazlar ve tutamadığı oruçlar için. Ve bunun miktarı da aynı şekilde bildiriliyor. Mesela Saadet-i Ebediye'de uzun uzun bunlar bildirilmiş. Bir vakit namaz için 1750 gram buğday. Bir günlük namaz için 13,5 kilo ediyor bu. İşte 365 ile 10,5'u çarpıyorsun karşına bir senelik çıkıyor. 60 sene ise 60 ile çarpıyorsun karşına tırlar dolusu buğday çıkıyor. Ve İslam alimleri oturmuşlar, işte bu kadar buğday, yani bir senelik buğdayı kaç gram altına tekabül eder. Tam İbn-i Saadet-i Ebediye kitabında o kitap yazılırken o zaman işte o kadar buğday, bir senelik verilecek olan buğdayın miktarı 60 altın olarak hesap edilmiş. Şimdi altın yükseldiği için bu biraz aşağı düştü. Ama olsun, oradaki 60 altınla yapılır. Bir senelik namaz iskatı için 60 altın. Şimdi o altın dedikleri lira, altın lira. 7,2 gramdır. 60'ı 7,2 ile çarp. 6, 7, 42, 420 ya da 430 gram. Bir senelik gram için. Cinsinden buluyoruz bu defa. Gram bu cinsinden buluyoruz. Dolayısıyla bu bir senelik. Kaç seneliği yapacağız? 60. Bunu da 60 ile çarpıyoruz. Karşımıza ne çıkıyor? 25 kilo, 30 kilo altın çıkıyor. Yani bu kadar altını o vefat eden kimsenin namaz borcu olarak fakirlere vermek gerekiyor. Bu kadar altın da ben veremem. Yani Türkiye'nin en büyük zenginleri bile veremez. Dolayısıyla bu dinini bilen, beş vakit namazını kılan, ehl-i sünnet itikadında olan ve bunlara inanan, meyitin şu anda aynı şekilde ihtiyacı var deyip fedakarlıkta bulunacak salih erkek Müslüman. Bir kişiyle yapılabilir, uzun sürer. İki kişiyle, üç kişiyle, beş kişiyle, on kişiyle de yapabilir. Namaz için. Oruç için zaten bir altın kafi geliyor. Zekat için zenginliğine göre. Üçte bir, beşte bir, onda bir neyse yapabilirsin elindeki altın miktarına göre. Kul hakları, hayvan hakları, sadakayı fıtır, adak varsa borcu. Bunların iskatı içinde onun yaşına ve durumuna göre 5 defa, 10 defa veya 20 defa da devir yaparsın. Elindeki miktar, altın miktarı 200-300 ne kadar gramsa. Bu ödünç de alınabilir. İlle kendin olmak şartı değil. O iskata kaç kişi oturdu? 3 kişi, 5 kişi. O Saadet Ebediye de buyuruyor ki o oturanlara da sana 20 kilo, 30 kilo altın fedakarlıkta bulundu. Onun beklentisi yok. Eline 300 gram altını verdiğin zaman alıp gitse isteme hakkın yok. Onun çünkü o. Ama o meyitin aynı şekilde azaptan kurtulması için bir fedakarlıkta bulunuyor.
Kusura bakma da sen de anan baban için, kardeşin için, evladın için bir fedakarlıkta bulun. 3-5 kuruşu o oturanlara, onların beklentisi yok. Ama mesela biz iskat yaparken böyle 5 vakit namazını kılan öğrencilerle. Ama buluğa ermiş olacak ama. İlkokula giden çocuk buluğa ermedi. Lise, üniversite öğrencisiyle bunu yapıyorsun. Ve onlara da hani 3-5 kuruş. Hani bazıları diyor ki efendim kaç para? Haline ve durumuna göre vereceksin onu. Mesela diyelim ki 5 kişiyle yaptın. Durumu müsait değildir. 50 lira versin 250 lira. Ya benim durumum müsait. 150 lira versin 500 lira verirsin. Ya öyle değil. Ben 250 lira vereyim 1000 lira vereyim. 500 lira vereyim 2500 vereyim. Ha 2500 vereyim. O senin aynı şekilde inisiyatifine bağlı. Burada önemli olan vermesi yani. Vermesi tabii. Vermek yani. Senden bir şeyin çıkması. Tabii. Sen fedakarlık edersen senin evladın da senin için fedakarlık yapar. Şimdi dinleyicimiz dedi ki hani dedi biz bunu nasıl yapabiliriz? Kendileri yapabilir mi bilmiyorum. Ama biz bir hesap yapalım. Yani diğer dinleyicilerimiz öğrensin. Dedi ki 82 yaşında babam vefat etti. 30 senede bir sene ilave edilir. Hicri seneye göre yapılır. Şimdi 30, 60, 90 az bir şey kalmış. Biz 3 sene ilave ederiz buna. Ne etti? 85. 85 sene. Erkeklerde 12 yaş çıkartılır. Kadınlarda 9 yaş. Bu erkek olduğu için eksi 12 çıkardık. Eşittir dedik. Önümde hesap makinesi var. Dinleyicilerimiz zannetmesin yani. Ben zaten yaşlı bir adamım şimdi. Öyle kafadan yapamıyorum. Vaktiyle yapıyordum ha. O zaman gençtim herhalde değil mi? Hala genç. Onu söyletemeyeceksiniz bana. Şimdi karşımıza çıktı bu dinleyicinin babasının 73 senelik namaz iskatı. Yapılacak. Bir senelik için kaç altındı? 60 altın çarpı 60. Eşittir. 4380 adet atalira dağıtacak bu. Efendim bu kaç gram ediyor? Bulalım. Çarpı her biri 7.2 ya. 7.2. Eşittir. 31 kilo 536 gram. Nerede bulacak bunu? Tabii, belki dağıtır. Belki dağıtır, küplere doldurmuştur. Sadece yani, namaz iskatı için bu. Dağıtabilecek durumda olan bunu atıyorum. Dağıtsa da oluyor yani. Orada bitiriyor işi. Tabii. Devir yapmaya gerek yok artık. Onlar toplayıp da devir yapmasına gerek yok. Bu kadar altını benim var diyecek. Hay. 31 kilo 536 gram. Veyahut da 31 kilo 536 gram altın karşılığında ne kadar buğday ediyor? 2 tır mı, 3 tır mı, 10 tır mı? Doldursun bunları aynı şekilde fakirlere dağılsın. Efendim peki bundan sonrasını nasıl yapacağız? Şimdi 31 kilo 536 dedik değil mi? Şimdi diyelim ki 100 gram elinde altın var. Biraz çık ya. 500 gram olsun. Elimizde 500 gram altın var. Topladı ödünç. Sağdan sonra. Ödünç alabiliyor değil mi? Başkası alabiliyor. Komşudan falan. Tabii o fakir alıp götürürse ödünç verdiklerini de ödeyecek tabii. Yani hani normal şartlarda. Tamam. Ama o bilen fakirler geldiği için onlar yapmazlar. Fedakarlıkta bulunuyorlar. Onlara ver demiyoruz. O gönüllü veriyor zaten. Bölü 31 bölü 500. Karşımıza 63 rakamı çıktı. 500 gram altın olunca. Yani bir fakirle yapsak 63 defa. Merhum falanın oğlunun namazının iskatı için bu altını sana verdim. Bu altınları aldım kabul ettim dedi. Sana hediye ettim dedi. Geri verdi. Tekrar ben ona işte. Ol veçile sana verdim. O da diyor ki ol veçile sana hediye ettim. Bu şekilde 63 kere. 63 kere. Efendim öyle değil de 5 kişi var. Bunu da 5'e böleriz o zaman. Bölü 5 eşittir. 12.6, 13. 13 defa. Tesbih alırız, 13 tane çekeriz. Merhum falan efendinin veyahut da merhum falan babasının ismiyle söyleyecek. İşte falanın oğlu, merhum falan oğlunun namaz iskatı için birinci fakire verdim. O da aldım, kabul ettim. İkinci fakire ol veçiyle verdim yanındaki. O üçüncü, dördüncü, beşinci. Beşinciye gelince kaç tane? 13 tane olacak. O birinciye ol veçiyle sana verdim. 13 tamamlanınca beşinci fakir o iskatı yapana bu altınları sana hediye ettim dedi. Ne oldu şimdi? Namaz iskatı bitti. Şimdi kaç gram? 500 gram var. Sadece oradaki fakirlerden bir tanesi merhum falanın orucun iskatı için bunu sana verdim. Bitti.
Efendim işte biraz zengindi falan. 5 fakir, 500 gram, 5 kere 5, 25, 2,5 kilo diyor. Diyelim ki 3 devir yapsan zekatta 7,5 kilo altın ödüyor. Değil mi? Tamam. Ondan sonra 3 devir de kul ve hayvan hakları için yaparsın. Zekat için. Şimdi bunu bizim bu şekilde böyle anlatmamızdan bazılar rahatsız oluyor. Adam iskata inanmıyor. Ya Mustafa abi yani şey gerek yok yani. Siz de kaç defa şahit oldunuz. Bahattin Bey de şahit oldu. Siz de şahit oldunuz gelen telefonlarda. Hatta canlı yayında girdi. Adam diyor ki iskat miskat yok. Ya biz yaptıracağız. Ha o zaman falan. Kaç para olur? Bir 10.000 lira ver diyor. Değil mi? Şahit olmadık mı? Canlı yayında öyle söyledi. Kadını gelmişti ya hayattayken senin iskatını yapalım diye iskata inanmayan tokatlamışlar götürmüşler. İskat miskat falan yok. Nasıl yaptılar diyor. Bu altınla yapılır. Ya buğdayın kendisini vereceksin. Ya buğdayla da devir yapılabilir. Dayayacaksın bir tır şey. Bak Mustafa Bey sen fakirsin, fakir vekilisin. Bu bir tur buğdayı merhum babamın namaz iskatı için sana verdim diyeceksin. Öyle al getirsen boşalt götür. Nereye götürürsen götür bir tır buğday. Değil mi? Olur. O da olur. Ama altını bulmak, altınla yapmak bu şekilde böyle yapılıyor. Daha pratik olur. Onun başta söylediğimizi tekrar teyit etmek için, kuvvetlendirmek için bir daha söylüyorum. Nerede ilim var orada İslamiyet var. Nerede cehalet var orada küfür var buyurulmuş. Saadet Ebedi'de yazıyor bu. Dolayısıyla biz ısrarla diyoruz ki, hani bunu anlatıyoruz, pratik olarak da anlatıyoruz. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabının meyit için iskat bahsi var. Ya lütfen orayı bir okuyun ya. Lütfen bir okuyun. Hani bazıları okuyor. Hocam diyor anlayamadı falan. Doğru. Hemen ilk okuşta anlayamazsın. Altyapı yok çünkü. Ya şimdi siz anlattınız. Bunu da anlayamayan vardır. Vardır tabii. Bir daha okuyunca bir altyapın oluşur. Birisi bir şey söylediği zaman hop dersin arkadaşlar sen aynı şekilde kafana göre atıyorsun falan dersin. Reddedersin. Yani kavi durursun. Nitekim bazı dinleyicilerimiz var. Buradan duyuyor. Birisine söylüyor. Öyle şey olmaz. Geliyor. Ben sizin söylediğinizde öyle şey olmaz dedi. Geçenlerde bir tanesi canlı yayında söyledik yani. Siz dedi gazetede yazdığınız yazılar ben anlayamıyorum dedi ya. Toplumun kullandığı kelimeleri kullanmıyorsunuz. Müekked sünnet de demek dedi. Müekked sünnet demek. Doğru çocuğun alakası yok. Bir din kitabı okumadı. Müekked sünnet, gayrimüekked sünnet, müstahap. Farz, vacip. Farz, vacip, haram, tahrime mekruh, tenzih-i mekruh. Bunlar dini terim. Sen aynı şekilde bilgisayar diline giriyorsun. Şu kadar telefonla da giriyorsun. Megabyte, bilmem. Gigabyte. Gigabyte. Diyorsun bunları. Bunları öğreniyorsun. Bunları öğreniyorsun. Bu dinin ya. Ben öğretmenken işte annesi Alman, babası Türk bir kız vardı falan. Annesi Alman olduğu için ana dili olarak Almancayı da konuşuyor. Babasının da dili Almanca, Türkçe, ana dili. Benim dedi dilim dönmüyor dedi. Kızım dedim iftira etme kendine. Hem Almanca hem Türkçe konuşuyorsun. Nasıl dedi Arapça dilim dönmez sen dedi. Nasıl dönmez? Çünkü her doğan çocuk İslam fıtratında, İslamiyet'i kabul edecek şekilde yaratılmıştır. Ve Allah-u Teala ister Afrika'daki doğan çocuk olsun, ister Asya'da, ister Amerika'da, ister Antarktika'da, nerede olursa olsun. Bu çocuk Ayet-el Kürsi'yi, Fatiha-i Şerif'i okuyabilecek ağız yapısına sahiptir. Çocuk diyor ki ben dilim dönmüyor. Olur mu? Bazıları da diyor. Zorlayacaksın o zaman. Zorlayacağız ama zaten Türkçe'yi bile bazıları bu yapıyor veriyor. Ne dediği anlaşılmıyor. Yuvarlayıp sanki gidiyor. Türkçe'yi iyi konuşuyor yani. Yani dinleyicimiz kendisi hani 5 tane, 3 tane, 2 tane 5 vakit namazını kılan fakir bulursa böyle yapabilir. Hani hesabı da bu kitabı da bu şekilde yapabilir. Ha bazılar diyor ki efendim diyor biz yapamıyoruz falan. Ha, bize müracaat ederse bize müracaat edin geri çevirmiyorsun. Galiba vaktimiz mi doldu? Evet. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kendini tanıyabilmek. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, feyz aşağıya doğru akar. Yukarıda olan mahrum kalır. Kibir 10 kısımdır. 9 kısmı kendisini alim zannedenlerde olur. İnsan bu duruma düşeceğine, garip bir köylü olsa daha iyidir. Hiç olmazsa kibirden kurtulur. Ahkam kesmeye başlayınca zerre kadar kibir gelse
o zaman kalbi hasta, imanı da tehlikede demektir. Bu tehlikeden kurtulmak için kurtulanlarla beraber olmak gerekir. Ehl-i sünnet alimlerinin, evliya zatların kitaplarını, hayatlarını okumak, onlarla irtibat kurmak gerekir. İnsanın kendisinin ne halde olduğunu görmesi için arada bir aynaya bakması gerekir. Çünkü insanlar birbirine bakar. Tabii göz kendini görmediği için hep karşısındakine bakar. Halbuki kendine de bakması gerekir. İnsan büyük zatların hayatını okursa kendisinin ne halde olduğunu anlar. Onların nasıl yaşadıklarını, nasıl tevazu ehli olduklarını, nasıl gözyaşı döktüklerini görür. Onlar o büyük hallerine rağmen hiçbir işe yaramadıklarını açıklamışlardır. İslam alimleri öyle büyük zatlardı ki, onların yanında bizim ismimiz geçmez. Hazır olsak hesaba katılmayız. Orada olmasak aranmayız. Biz bir hiçiz buyurmuşlardır. Şöhret afettir. Eğer bir kimse dünya menfaati elde etmek için şöhrete kavuşmuşsa, bu onun için felakettir. Ancak dünya menfaati olmadan Allahü Teala onu meşhur etmişse, Allah onu bu felaketten korur. Sabreden zafere kavuşur, rahat eder. Sabretmek, ferahlamanın anahtarıdır. Dinimizin iki ayağı, iki kolu ve iki gözü var. Bunlar sabır ve şükürdür. Yaşlı bir adam çok cimri olup ömrü fakirlik içinde geçer ve evladına bir vasiyette bulunur. Sana iki çuval altın bırakıyorum. Bunun birini kendin al, diğerini de bulacağın en ahmak kimseye ver. Evladı çok şaşırır bu işe ama vasiyet bu, yüklenir çuvalı. Kime sen ahmak mısın diye sorsa kabul etmez, tartaklanır, hakarete uğrar. Tabii ahmak olana bir çuval altını vereceğim dese kabul ederler ama öyle de demez. Derken bir ağacın altında oturan bir adamın olduğunu görür. Sorar, kim bu asılan adam, ağaca asılmış vaziyette duran adam diye. Bu sadrazamdı derler. Üzülür. Bir de cümbüş duyar. Bir kalabalık sevinçle geliyor. Yine sorar, bu gelenler kimdir diye. Yeni sadrazam ve etrafındakiler derler. Tamam buldum der. Geçer sadrazamın önüne, al sana bir çuval altın. Bunu sana babam yolladı der. Sadrazam şaşırır. Neden, nereden icap etti deyince olanları anlatıp, şurada asılı olan kimse senin yaptığın işi daha önce yapan adammış. Belki bir sonraki ağaca da seni asacaklar. Aynı işe talip olmak büyük ahmaklık olmaz mı? Der. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İlk dinleyicimizin ikinci bir suali daha vardı. Dedi ki, mesela Kur'an-ı Kerim'den bazı sureler okuyoruz dedi. Başlamadan önce de Fatiha, Elif, Lam da okuyoruz dedi. Ondan sonra hediye ediyoruz. Efendim genellikle kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, bir kimse hatim etti. Yani Kur'an-ı Kerim'den Fatiha'dan başladı, Nas suresine bitirdi. Hatim ettikten sonra tekrar Fatiha, Elif, Lam okuması yeni bir hatme başlamak için caizdir, uygundur buyuruyor. Bidat olmaz. Evet. Dua ederken de bu niyetle aynı şekilde Fatiha-i Şerif'i sonunda Alif Lamim okumanın da mahsuru olmaz diye de kitaplarda belirlenmiş. Yani dinleyicimiz orada müsterih olsun. Gelin efendim diğer dinleyicimizin, ikinci dinleyicimizin suallerine. Hırsızı ihbar etmek günah mıdır dedi.
Günah değil hatta. İhbar etmek lazım. Çünkü sen karışmazsan, ben karışmazsam, herkes bana ne derse, neme lazım derse, bu adam aynı şekilde bir gün gelir seni de soyar. Tabii, cesaretlenir. Tabii. Hatta meşhurdur, zaman zaman da anlatıyoruz. Yani çok yerde anlatıldığı için, mesela dinleyicilerimiz de duymuşlardır, bilenler vardır. Kanuni Sultan Süleyman Han, rahmetullahi aleyh, işte süt abisi, süt kardeşi ve aynı zamanda yaşça büyük olduğu için abi diyor. Yahya Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerine bir gün diyor ki, efendim diyor, bu mülk bizde kalır mı? Bizim neslimiz devam eder mi? Cevap yazmış, neme lazım diye. Göndermiş. Cihan Sultanı ya bir soru soruyor. Neme lazım diye. Alıyor ki abi gidiyor. Abi diyor bir sual sorduk diyor. Tenezzül verip cevap vermemişsiniz. Verdik ya buyuruyor. Öyle deyince o sultan da sıradan birisi değil diyor. O zaman diyor muradı anlamadım diyor. Neyi kastediyorsunuz? Sen dahil diyor. Vezirlerin emrindekiler, valilerin, devlet erkanı. Ya boş ver, neme lazım deme noktasına geldiğiniz zaman ne siz kalırsınız ne mülkünüz kalır buyuruyor. Ve hatta İslam Ahlak kitabında bir şey geçiyor. Orada Allah Teala Cebrail Aleyhisselam ve emrinde binlerce melek helak etmek üzere bir kavme gönderiyor. Melekler geliyor. Diyorlar ki ya Rabbi burada 60 bin sonra iman etmiş veya 80 bin iman etmiş kulum var. Ve salih kimseler bunlar. Bunları da mı? Allah Teala buyuruyor ki onları da. Onlarla beraber. Bana isyan eden, inkar eden onlarla beraber helak et. Tabi melekler hikmetini öğrenmek için arz ediyorlar. Sebebi ne? Hikmeti ne ya Rabbi diye. Allah Teala buyuruyor ki onlar sadece kendilerini düşündüler. Neme lazım dediler. Bir defa olsun bana iman etmeyen, emirlerimi dinlemeyenlere kaşlarını eğmediler. Yüzlerini buruşturmadılar. Onlarla oturdular, beraber yediler, içtiler. Emir maruf yapmadılar. Onun için onları da onlarla beraber helak edin. Onları da onlar. Şimdi zamanımızda da var böyle. Neme lazım canım, biz öğrendik. Çoluk çocuk kurtaran kâfi canım ya. Bana başka sanırım. Ya laf söylerler falan. Aman tenkit ederler. Bana dokunmayan yılan bin yaşı. Tenkit ederler. Tabii. Sen hiçbir iş yapmasan seni kimse tenkit etmez. Ama bir iş yapacak olursan elbette ki tenkit eder. Zaman zaman mesela biz burada Zülfiyar'a dokunduğumuzda oluyor. Çoğunu Zülfiyar'ına dokunuyor. Adam mahkemeye veriyor. Gene mahkemeye vermişler ya. Neler söyledin gene öyle? Hakaret etmiş. Hakaret etmişiz adamlara. Adamlar nasıl takip ediyor değil mi? Allah Allah. Fakat hakikaten tam 200'lü saatikar adamlar ha. Hakikaten 200'lü saatikar adamlar. Hem hırsız hem de bağırıyor, hırsız var diye bağırıyor. Bu tiplerden yani. Tam bu tiplerden yüzsüz insanlar. Toprağın altı var. Zannetme ki burada işte allem kıllem edersin, kantin kuldin edersin. Hatta hani onu mahkum bile ettirirsin. Ettir. Bir de mahkeme-i kübra var hemşerim. Bir de mahkeme-i kübra var. Ortada senin yakana yapışırlar. Tabii. Orada nasıl çıkacaksın? Burada zamanında ben haklıyım. Hakkımı alacağım. Alırsın. Haklı mısın bir kere? O hak mı bir kere? O hak mı bir kere? Allah-u Teala muhafaza buyursun. dolayısıyla müdahale edeceğiz efendim. Emir maruf yapacağız. Bana zarar gelir. Tabii gelir. Dedelerimiz aynı şekilde yani onlar şöyle bir villa, köşk yaptırıp da aynı şekilde rahatlı yaşayamazlar mıydı? Tabii yani kapılarına kadar niye gittiler onlar? Allah rahmet eylesin, Enver abiler hep ikaz ederlerdi ve onu gündeme getirirler diye. Ne dertlerine soruyordu dedi. Sırf dedi Allah-u Teala'nın kulları la ilahe illallah Muhammeden Resulullah desinler, ateşten kurtulsun diye ta Viyana kapılarına kadar onun için gitti, can feda ettiler. Öbürleri de demeyiz diye dövüştüler. Değil mi? Evet. Birisi dedirtmek için gitti, bu şehit oldu, o da geberdi gitti yani. Değil mi? O da geberdi gitti. Dolayısıyla boşuna gitmedi bizim dedelerimiz. Biz de onların torunlarıyız. Ha şimdi can tehlikesi yok. Şimdi işte Hakikat Kitabı'nın kitaplarını alacaksın, okuyacaksın ve dağıtacaksın. Türkiye Gazetesi'ne sahip çıkacaksın, abone olacaksın.
Niye? Çünkü burası Ehl-i Sünnet'i anlatıyor. Doğru itikadı anlatıyor. Ecdadımızı anlatıyor bize. Zaten adamların korktuğu da bu. Onun için başımıza böyle ilahiyat fakülteleri yahut da aynı şekilde şeyh kılıklı yahut da ne bileyim aynı şekilde sakallı sarıklı abur cubur insanları destekleyerek önümüze çıkartıyorlar. E insanlar da bunları ayıramıyor. E kitap okumazsan ayıramazsın ki bunların. Şeytan mı? Yoksa hakiki salih kul mu? Bilemezsin bunu. Ancak ilimle bilinir bunlar. Bunları öğrenirsek. Dikkat ettiniz mi? Yani mesela bize saldıranların %90'ı %95'i neredeyse böyle herhangi bir cemaat, dindar kılıklı adamlar. Evet. Cemaatin kafasındaki, aynen başındaki öyle. Adam. Aynen öyle. Ve bunlar güya Müslüman. Güya Müslüman. Güya Müslüman. Ama adamlar sahtekar olduğu için doğrusu anlatılınca rahatsız oluyor. Hatta mesela biz burada anlatıyoruz. Adam diyor ki efendim diyor ben diyor Hüseyin Hilmi Efendi'yi çok severim. Kitaplarını da beğenirim. Peki Osman Ünlü Hüseyin Hilmi Efendi'nin kitabından anlatınca Osman Ünlü'ye tukaka diyor, tamam mı? Osman Hüseyin Hilmi Efendi'yi senin sevmen, takdir etmen kitabını okuyun. Yalan. Küllüm yalan. Kaza namazları konusunu biz Hüseyin Hilmi Efendi'nin kitabından aldık. Ve onun nakliyle naklediyoruz. Gusül abdesti konusunu onun nakliyle naklediyoruz. Osman Ünlü bunu söyledi diye tukaka diyorsan demek ki sen Hüseyin Hilmi Efendi'yi sevmiyorsun. Ve bazı salaklar da diyor ki efendim diyor Hüseyin Hilmi Efendi'yi seviyor o. Ne sevmesi ya? Düşman adam. Tamam mı? Düşman. Sen bunu ayıramıyorsun. Şeyde işte insan çok dikkatli dinlemesi veya dikkatli okuması lazım. Akıl kıt olunca Emel abiler aramışlardı. Dedi işte hocamıza dedi böyle kendi yaşında birisi geliyor dedi. Ama hocamızdan fazla okanmışıyor. Hocamız da dedi fırsat bulursa dedi. Efendi Hazretleri diye Seyit Abdülhakim Arvasi'den bahsediyor. Adamın dedi dikkatini çekmiş dedi. Mübarekler ağzını açsa Efendi Hazretleri diyor. Ağzını kapatsa Efendi Hazretleri diyor. En sonunda bir gün demiş ki demiş. Evet demiş bu hocandan sen ne öğrendin de bu kadar aynı şekilde hocandan bahsedip duruyorsun diye Hüseyin Hilmi Efendi'ye soruyor. Emel abi de Allah Allah dedim diyor. Yani hocamız kendi hocasından öğrendiklerini anlatmaya kalkarsa günler, aylar, seneler sığmaz. Demiş ne olacak ki? Ve mübarek buyurmuş ki ben hocamdan bir tek şey öğrendim. Adam bir şaşırmış. Allah Allah demiş ya. Bu bir tek şey için mi söylüyor? Evet demiş. O da bana yetti. Ne öğrendin demiş. Bu hak, bu batıl. Bu sevilir, bu sevilmez. Bunu öğrendim buyuruyor. Yani hakla batılı ayırmak, kim sevilir, kim sevilmez, hocamdan öğrendim bunu diyor. Şablon belli, koyuyor. Şimdi zamanımızda var öyle. Ya diyor bizim amcaoğlu, kerata komünist ama diyor çok iyi insan. Bunu beş vakit namazını kılan Ehl-i Sünnet itikadındaki söylüyor biliyor musun? Hatta o komünist dediği amcasının oğlu, diyelim ki herhangi bir yerden bir işte muhtarlık adayı olsa, belediye adayı olsa, gidiyor ona oy veriyor. Hem komünist diyor, hem de ona oy veriyor. Bu ne periz, bu ne lahana dursu. Müslümanım diyeceksin, din düşmanına götüreceksin, aynı şekilde destek vereceksin ona. İnsan durur ya. Ve şu anda mesela bas bas bağırıyoruz, bu kitaplara destek verilmeli, Türkiye gazetesine destek verilmeli. Yok, Cenab-ı Hak elinden alır, Cenab-ı Hak elinden alır, işte Suriye verdiği belayı gönderiverir. O zaman da anam dersin, yandım anam dersin de gidersin. Ta ben lise yıllarında, o zaman şeyde, İstanbul'da bir Yahudi kasap okuyup yazması falan yok. İbranice bilmiyor. Fakat İbranice bir dergiye abone. Her ay muntazaman. Birisinin dikkatini çekmiş. Yani anlatandan dinlemiştim o zaman. Demiş sen İbranice bilmiyorsun. Bunu okumuyorsun, anlamıyorsun da. Ama muntazaman buna demiş abonesin. Hatta para demiş. Demiş yani kendine abone olduğu gibi bir başkasının parasını da veriyorsun. Yani iki tane dergi birden alıyorsun. Ben alamadım demiş. Demiş ki bu bizim Yahudi davamızı anlatıyor. Ben anlamasam mühim değil diyor. Ben diyor buna abone olmazsam, ben buna para vermezsem bu hayat bulamaz. Bu benim diyor sesim. Ona destek vermem lazım. Aksi halde ben ihanet etmiş olurum. Ona Yahudi diyor bunu. Ehl-i Sünnet itikadını anlatan Türkiye Gazetesi. Hakikat kitabı yönü kitapları. Sen bunlara destek vermiyorsun. Bunları almıyorsun. Okumuyorsun. Okutturmuyorsun. Maddeten manen veya duayla destek vermiyorsun. Sen nesin arkadaşım ya? O Yahudi demiş hainsin, hain olurum diye. Ya biz de hain oluruz o zaman. İhanet etmiş oluruz o zaman. Yani iyi düşünmeli. İyi düşünmeli. Emel abiler boşuna anlatmıyordu. Hani şeye gidiyor ya.
Süleyman Selim hükümdar diye hükümdar olunca karınca ayağına bir tane bir çekirge ayağı almış pıtır pıtır gidiyor falan. Hap demişler nereye? Hediye getirdim demişler ya hükümdarın aynı şekilde çekirge ayağına ne iş var? Beni ilgilendirmez demiş ne yaparsa yapsın. Siz demiş hediye getirenleri bir tarafa yazmıyor musunuz? Yazıyoruz demiş. Ben hediye getiren taraftanım. Ben tarafımı belli ediyorum. Sen de bellet tarafını. Ne taraftasın? İslamiyet'i yaymak, doğru olarak yaymak, yerleştirmek tarafında mısın? Yoksa ona muhalefet etmek, yok etmek tarafında mısın? Tarafını belli et. Bir gün gelecek. Toprağa sen de gireceksin. Ecel gelecek, kaçışı yok. O zaman hık diyeceksin, gözler açacaklar. Fal taşı gibi hem de. Ama işten geçmiş olacak. İş işten geçmiş olacak. Onun için de çok uyanık ve dikkatli olmak lazım. Efendim, gelelim diye dinleyicimizin diğer sualini düşünce yine günah olur mu? Olmaz. İslam Ahlak kitabında anlatırken orada buyuruyor ki hatara deniyor orada. Hatara kelimesi kullanmış. Yani hatırımıza gelenler hatara. İşte geliyor geçiyor. Geliyor biraz karar kılıyor falan. Gene gidiyor. Geliyor yapayım bunu diyor. Yapmıyor ama. Bu üçü de günah yazılmaz buyuruyor. Ama Kabe-i Muazzama'ya hacca gittiğin zaman Harem-i Şerif'in sınırları içerisine girince bu üçü de günah yazılır. Peki ne günah yazılıyor? Hatırına geldi, yapacağım dedin. Söyledin ve yaptın. Yani sözde söylenecekti, söyledin. Fiiliyata geçirdin. Elle veyahut hareketle yapılacaktı, hareketle yaptın. O zaman yazılıyor. O zaman yazılıyor. Bir de dinleyicimiz dedi ki, karı koca dedi, beraber olurken dedi, üstünü örtmese günah olur, olur tabii ki. Edeptir bu ya, hayadır bu. Edeptir, hayadır. Günah olur mu? Günah olur tabii ki. Dinleyicimiz dedi ki, evdekilere söylüyorum ama diyor bir türlü diyor yerine getirmiyorlar. Ben günaha girer miyim? Eğer emir maruf yaptıysa top karşı tarafta. Top karşı tarafta. Hesabı karşı tarafa sorarlar ahirette. Fakat enteresan bir şey. Şimdi yani yıllardır mesela kitaplara da bakıyorum. Çözemedim gittim bunu. Hanımı mesela İtikad düzgün, büyükleri seviyor. Saliha. Kocasının hizmetlerini yerine getiriyor. Eliyle diliyle kocasını üzmüyor. Kocası zulmediyor. Tersine bakıyorsun. Adam ehl-i sünnet dikkatinde. Allah'tan en dinine hizmet ediyor, yardım ediyor. Salih bir kimse. Evinin her türlü ihtiyacını temin ediyor. Bakıyorsun kadın kocasına zulmediyor. Ne enteresan şey ya. Ya bunun vebali ahirette çok büyük olur. Çok büyük olur. Hele aynı şekilde erkek beş vakit namazını kılıyor. Allah-u Teala'ya iman ediyor. Aynı şekilde haram işlemiyor, haram işlettirmiyor falan. Sen böyle bir kocanın sözünü dinlemezsen, bu kadının son nefeste imanı kurtarması bile tehlikeye girer buyuruluyor. Allah'tan belanı mı istiyorsun derler ya. Ha. Tehlikeye girer ya. Sen hatta bir de aynı şekilde onu kendine göre aynı şekilde hakir görürsen, tepelemeye kalkacak olursan, hep onu aynı şekilde kendi menfaatin için kullanırsan, ya onlar aynı şekilde ahirette vebali çok büyüktür. Dolayısıyla yani evdekilere söyledi, anlattı ama dinlemiyorlar. Erkek mesuliyetten kurtuldu. Top kadında, kendisi bilir. Son dinleyicimiz dedi, İşte bir işimiz olursa bir koyun keseceğiz diye adakta bulunduk. Bunu istedikleri zaman kesebilirler. Dinleyicimizi merak etti. Bunu dedi adakta bulunan kimse yiyebilir mi? Yiyemez. Mesela diyelim ki bu hanım dinleyicimiz kendisiydi adakta bulunan. Vekalet verdi, kestirdi. Diyelim ki kız kardeşi de fakir veya erkek kardeşi de fakir. Hayvanı bütün halinde götürdü. Buyur dedi bu benim adam dedi ona verdi. Onun oldu mu? Oldu. O bunlara ikram edebilir mi? Edebilir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün hane-i saadetlerine geliyorlar. Bahçede, ocakta da et kaynıyor. Kokusu da eğiliyor. Yiyecek bir şey varsa getirin diye soruyoruz. İşte sirke, arpa ekmeği getiriyorlar. Ocakta et kaynıyordu. Diyorlar ki efendim siz yemezsiniz ondan. Niye buyuruyorlar? Hizmetçinize getirilen adak etidir o. İyi ya buyuruyorlar. Onun olmuş artık. O bize ikram edebilir buyuruyorlar. Kaynağı da orası.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.